Evet, bugün sizlere alaca çorba yapacağız. Gaziantep mutfağına ait çok güzel bir çorbadır. Aslında bu çorba öğün çorbasıdır. Yani bunu yedin mi akşama kadar hiçbir şey yemesen de idare eder. Çünkü içinde ne ararsan var. İnanılmaz bir lezzet deposudur. Ne mi? Hemen bir bakalım tezgahımızın üstünde neler var. Alaca çorba yapmak için malzemelerimize bir göz atalım. Ne lazım? Öncelikle yeşil mercimek lazım. Sonra aşurelik buğday lazım. Diğer adıyla dövme. Kuru, bu Antep bölgesine aittir, acıdır. Antep biberinin kurutulmuşudur. Dolmalı kurutulmuş biber. Olmazsa olmaz mıdır? Yok. O olmazsa ne yapıyoruz? Tazesini koyuyoruz. Kapya biber, kırmızı biber, sivri biber. Ve bu çorbanın olmazsa olmazlarından bir tanesi kuru soğan. Ve doğramasına kadar özelliği vardır, anlatacağım. Nohut, tereyağı ve bu çorbanın olmazsa olmazı kuru tarhın. Tarhın dediğimiz bir ot var. Attallarda ve baharatçılarda bu vardır. Ondan alıyorsunuz tarhın. Karabiber, kırmızı pul biber ve tuz. Bunları hazır ettikten sonra hemen yapmaya başlayalım. Yıkamış olduğumuz mercimeği hemen boşaltıyoruz. Ve suyunu koyuyoruz. Kettle'da sıcak suyumuz hazır her zamanki gibi. Önce mercimeğimizi güzel bir haşlıyoruz. Bu çorba aslında birazcık bu çorba üzerinde sizlerle bilgi vermek istiyorum. Bunu bulgurla yaptığınız zaman tabii dövme koymanıza ve nohut koymanıza gerek yok. Yalnızca bulgurla da yapabilirsiniz. Her şey aynı. Geri kalan her şey aynı. Önce mercimeğini pişireceğiz. Mercimek böyle biraz haşlanırken ben soğanını hemen hazırlayayım. Önce yarım ay şeklinde kesiyoruz. Sonra bunu bu şekilde devam etmiyoruz. Bu şekilde devam ediyoruz. Bu çok önemli. Dağılmaması için ve çok ince de kesmiyoruz. Çünkü suyun içine atacağız bunu. Suyun içine attığımızda ince kesersek böyle yok olur gider. Ben yok olsun istemiyorum. Birazcık belli olsun istiyorum. Böyle yarım ay şeklinde kesiyoruz soğanımızı ve hemen tenceremize atıyoruz. Hepsi aynı anda. Mercimeğini koyduk. Soğanını koyduk. Hemen biberlerimizi de doğruyoruz. Kırmızı biberlerimizi de doğruyoruz. Tohumunu temizliyoruz. Biberlerimiz de hazır. Kuru biberleri de böyle atıyoruz. Gördüğünüz gibi hepsini bir atıyoruz. Mercimeğini, soğanını, biberini hepsini aynı anda attık. Akşamdan ısladığımız dövme ve nohut hariç. Çünkü onlar zaten haşlanmış olduğu için daha sonra ilave edeceğiz. Evet, bunları da attık. Gördüğünüz gibi hepsini aynı anda attık. Ne yaptık? Mercimeğimizi koyduk. Soğanımızı doğradık. Biberimizi attık. Şöyle baktığında zaten adı gibi alaca bir çorba oldu. Alaca alaca. Şimdi bu güzelce pişecek. Gördüğünüz gibi mercimek, kuru soğan, kırmızı biber, yeşil biber hepsi hazır. Şimdi ağzını kapatıyorum. Bu bir pişmeye yakın nohutuyla dövmesini atacağız. Daha sonra devam edeceğiz. Bakalım pişmiş mi? Oh. Şöyle. Tamam. Lokum. Şimdi şunu anlatmak istiyorum. Şu ana kadar ne yaptık? Bir tenceremizi aldık. Mercimeğini, soğanını, biberlerini koyduk, kaynattık ve piştik hazır. Şimdi buna eğer biz yarma yani dövme ve nohutlu koymaz isek sırf bulgur koyabilirsiniz. Ama dövme ve nohutlu yaparsak da başka bir lezzet oluyor. Ama daha hafif bir lezzet istiyorsak yalnızca bulgur koyarız. Dövme ile nohut koymayız. Ama biz şimdi dövmeli yaptık.
Pişirdik, şu anda hazır. Neden şimdi atıyoruz biz bunu? Çünkü akşamdan ısladık ve hazır. Pişmiş. Nohut da öyle, dövme de öyle. Çiğ olsaydı hepsini beraber koyabilirdik. Hemen dövmesini de atıyoruz şimdi. Hemen karıştırıyoruz. Ve nohutunu da atıyoruz. Allah'ım, bu nasıl bir şey bu? Yani çorba mı, yemek mi? Şuna bakar mısınız? İçinde et yok. Vejeteryanlar hemen denesin. Antep mutfağı etli olur, etli olur diyorlar ya. Yok öyle bir şey. Biz ister etli, ister etsiz. Çok sağlıklı bir mutfak. Şimdi ne oldu? Suyu koyduk. Suyu çektiği için su ilave ediyoruz şimdi. Hemen yatırdık, sıcak suyumuzu da aldık. Koyduk, şöyle bir karıştıralım. Evet. Biberler, soğanlar, nohutlar, dövmeler, ne ararsan var, mercimek etin yerine geçer. Şimdi kaynamaya terk ediyoruz, hemen ağzını kapatıyoruz. Kaynıyor, onlar bir özleşiyor. Daha sonra üzerinin yağını vereceğiz. Yani tereyağını, tarhınını, kırmızı biberini, karabiberini vereceğiz. Yemeği hazır edeceğiz, kaynasın. Alaca çorbamız yavaş yavaş hazır oluyor. Biz de yağını hazır edelim hemen. Ocağımızı yakalım. Bugün bakır tavayla. Üzerine birazcık sıvı yağ koyuyorum. Hemen tereyağımızı da koyuyoruz. Güzelce eritiyoruz. Çorba yapmadan önce evde tarhının olup olmadığını mutlaka kontrol edelim. Tarhınsız olmaz çünkü çorba. Kırmızı biber, karabiber ve çorbamızın tuzunu atalım. Şu anda 1-2 tatlı kaşığı suyun tuzunu koyduk. İçine biraz kırmızı biberini atıyoruz şimdi. 1-2 kaşık. Şöyle kenara alalım yanmasın. Yarım kaşık karabiber ve tarhın. Tarhını bolca koyduk. Evet. O tarhının bir kokusu vardır. İnanılmaz güzeldir. Evet, hazır. İşte budur. İşte budur. Gördük, bir koku var burada. Ah, şu ekranlarda bir de koku duyabilseniz var ya, o kadar güzel olur ki. Alıcı çorbamız hazır. Biraz sonra tabaklıyoruz. Soframızda sohbetimize devam ediyoruz. Alıcı çorbamız hazır. Yani ekrandan nasıl gözüküyor bilmiyorum ama buradan dehşet gözüküyor. Zaten inanılmaz sevdiğim bir çorbadır benim bu. Bunu yaparım, bunun soğuğu bile harika olur. Böyle dolaptan çıkarıp ısıtmadan değdiğinizde ayrı bir lezzettir. Bunun yanına hiçbir şey yenmez. İçinde her şey vardır. Ama Antep'te bunun yanına ne yenir, ne yenir illa derseniz yağlı köfte yenir. Yağlı köfte mi ne? Onda bizim YouTube kanalımıza baktığında bulursunuz. Bir de yağlı köfte yaparsınız yanına. Taze yaprakla oturursunuz, alaca çorbayı yersiniz. Bir tadına bakalım alaca çorbamızın. Allah, bunun içinde ne yok be? Nohutu var, mercimeği var, dövmesi var. Soğanı var, tarhını var. Bir tadına bakalım. Hepinize şimdiden afiyet olsun ve mutlaka deneyin.